Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum Aleksandr Vučić, Sayın Bakanlar, dost Sırbistan halkı, değerli Sancaklılar, sevgili yeni pazarlılar, kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere Türk kardeşlerinizin, özellikle de Sancak kökenli vatandaşlarımızın selamlarını iletiyorum. Sanca 2017 yılında gerçekleştirdiğim ziyaretten 4 yıl sonra Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun resmi açılışı vesilesiyle sizlere yeniden hitap etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanı bu çiçe Başkonsolosluğumuzun açılış sürecinde verdiği destekten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı Türkiye Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Başkonsolosluğumuz yalnızca vatandaşlarımızın değil, siz sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktır. Sırbistan'la işbirliğimiz kazan-kazan temelinde her alanda günden güne gelişiyor. İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancağın altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Yeni pazar Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad, Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sancağın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mız da kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Tüm bu konularda verdiği destekten dolayı değerli dostum Sayın Vucic'e teşekkür ediyorum. Değerli sancaklı kardeşlerim, sizlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğiniz dayanışma aramızdaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vučić oldu. Değerli dostum Vučić'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. El birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da söküp atacağız. Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız gelecekte de yine her alanda işbirliği içinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. Balkan halklarının dostluk, dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle başkonsolosluğumuzun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.